düşerim bile bile. Vazgeçer miyim sanıyorsun canım, savaşırım bile. Çok canım yanacak heyecandan karışacak hane belli ki. Kim pişman kim düşman hala anlayamadın mı yeni geleyim. Çok üstüne gelecek söylenecek bıktıracaklar ki seni. Kim pişman kim düşman artık iyi düşün taşın geri geleyim. Böyle gece gece hayırlara vesile olsun. Ana, kurban olduğum kız, aç gözlerini, aç ana. Bak en sevdiğin şey var burada. Hanimiş, hanimiş. Ana, ana. Yok, tövbeler olsun, açmıyor. Burada değil. Burun kanalları tıkanmış. Ya kızım azıcık böyle yanaştır, yanaştır. Bir koklat tekrar. Ya hadi Ayşe anne, uyan artık ya. Mertebel abla. Ben canım. Ha buna ne oldu dersin? Vallahi bilmem, anlamadım ki. Kız açılın! Kalkın, kalkın, kalkın! Öyle soğanla, kolonyayla olacak iş değil bu! Ya Türkmen hala, bunları işe yarayacağından emin misin? Evet. Aha, bak nasıl da uyanıyor ambar faresi. Haydi, hakay, oh, haydi, ay! Ayşe! Ah! Anam, şükürler olsun, kes! Ne olduysa? Kız bir şeyler de. Ne? Ne? Ne diyor ki bu? Oo, Ayşe anne sen lan olmuşsun ya. Ha. Vallahi. Kızım Bella sen ecnebice biliyorsun yavrum çevrele ne diyor bu? Vallahi hala ben de hiçbir şey anlamadım. Öyle mi? Sana hep bu hallere düşecek karım mıydı? Ne oldu sana? Kadayıf karnım Allah'ım. Ne oldu? Dur dur dur, bir şey anlatmaya çalışıyorum. Evet. Kız ne anlatıyor bu ya? Turluk gibi sallanıyor. Kız anam, sen hortlak mı gördün? Gel! Kız, boş aşk olsun, her şeyi aç, gel çık. Abla gel, alalım şunu başımız derde girecek. Haydi gel, haydi. Haydi. Kız ne hortlak ya ha? Vallahi ben de anlamadım. Ya hadi bu yoksa seni gördü de böyle korktu ha. Kız beni görünce niye dedi tutulsun? Hortlağa mı benzin ben? Tövbe estağfurullah. Aynaya baktın sen. Dağ gibi karıydı. Tezek gibi yılda. Anne! Altın tarafımmış ya!
Ne diyorsun sen? Tane tane konuş. Bir kelime. Cepte. Değil. Ya ben hiçbir şey anlamadım Ayşe. Sen ne diyorsun ya? Altyazısı olaydı iyi Zübey abla. Kim bilir neler anlattı garibim. Ama bu delinin ne söylediğinin önemi var canım. Kız altınları bulduk ya, şükürler olsun ha. Ay doğru dedin ablacığım. Yalnız o değil de ya bu altınları çalan hırsız. Niye geri getirdi ki acaba? Hırkız vicdan yaptı. Ya Allah herkese hırkızın böyle hayırlısını nasip eder inşallah. Amin. Amin dedi. He. Bak yalnız bundan böyle altınları kaybetmek yok ha. Tamam ablacığım. Gel Aziz. Gel. Bismillah. Hadi hoppa. Ana. Ay iyi de biz bunları nasıl koruyacağız? Şimdi herkes bir kere bir başından nöbet tutacak, tamam mı? Ha, gerçi ben bu akşam köz kulak olamam tabii. Anım. Hani bende de. Aman. Üf, sen kendine sahip çıkamıyorsun. Altınları nasıl koruyacaksın? Tamam abla, tamam. İlk nöbeti ben tutarım. Ha, bu dilsiz ambar faresine güvenecek de yalnız herhalde. Kes. Aman duymaz bu baba. Anladım. Çözdü dili. Hadi. Gel ablacığım. Ne yaptın lan? Kız sen ne diyorsun ya? Aklımı aldın ya. Sen uyumadın mı da? Evet. Senin ne işin var burada Ayşe? Abla sen niye geldin acaba Asım? Evet. Ağam bu gece sende kalmıyor muydun? He ama ben uyuttum da geldim işte. Evet. He sen bana güvenmiyorsun yani. Ha yok yani bir elin nesi var, iki elin? Ya bırak sen... abla ya, tamam ben anladım ya. Benim bu konakta zaten kimseciklere güvenim yoktur. Ya Asiye sen niye böyle çocuk gibi alınganlık ediyorsun ya? Yani sen koskoca kadına yakışıyor mu yani? He sana yakışıyor mu acaba? Kız Ayşe Allah seni dalga etmesin. Mesaj mı attın kız? Baran geldi. Aşağıda sizi bekliyor. Ay! Ya kız niye daha önce söylemiyorsun ki? Yarın burada tükenip duruyorsun. Ayşe! Bak şimdi sen bu altınları bekliyorsun. Biz aşağı iniyoruz. Ayşe'cim ya, 5 dakika hemen görüşüp geleceğiz. Bak ondan sonra sonsuza kadar kurtuluruz bu beladan ya. Ayşe laf dinle, Ayşe, Ayşe diyorum. Hadi, hadi, hadi. Ayşe. Hadi, hadi. Ay Allah. Ay, Allah. Telefon. Thank you.
Vallahi bir an altınları satmaktan var. Bassaydınız sandıydım be. Tabii sessiz olsana oğlum ya. Aileyi uyandıracaksın ha. Bir duyan falan olursa biteriz biz, biteriz. Ya merak etme, merak etme ana. Bu akşam altınlardan kurtuluyorsunuz ha, değilsiniz. Ay çok şükür. Abla, he? Acayip iyi bir alıcı buldum. Adam altınları hemen istiyor. Gel gel gel. Oy, gündüzler çuvala mı girmiş daha? Racol böyle Asiye ana. Adam parayı peşin veriyor ha. Hadi hadi, gene dört ayak üstüne düştünüz ha. E hadi altınları getirin de götüreyim. Yok, beraber gideceğiz. Niye de? Yazık olsun sana. Kardeşine güvenmeyin mi? Yok yok, ya güvenmez olur muyum? Güveniyorum, güveniyorum da. Ya iş başka, kardeşlik başka canım. Uslak ben anamın önünde dediğine bak. Söyleyiver de bizim paramızı getiriversinler. Haydi. Acele etsinler. Bizim ağam uyanmadan konağa dönmemiz lazımdır. Niye acele ediyorsunuz benim canlarım? Acele eden ecele gider. Aa! Ağam ya. Ağam da sıçtık. Ayşe. Ay şükürler olsun. Siz kimin malını kimden çalıyorsunuz? O altınlar benim. Yok ağam, senin değil, mühteremlerin. Mühterem efendiler de kim ki ne? Altınların sahibi. Bu altınların bir tek sahibi var. O da benim. Buyur eniştem. Ver bana. Allah. Dökme sakın o altınlara. Niye ki ne? Meletli onlar ha, meletli belalı. Biz o altınlara iliştiğimizden beri başımıza gelmeye kalmadı vallahi. Dur bakalım, daha sizin başınıza ne işler gelecek, ne işler? Niye öyle desin ağam ya? Ha biz sana ne ettik? Bir de soruyor, ne ettik diye soruyor. Benim malıma, mülküme göz diktiniz. Ya Ayşe ağam ya, bizim senin malından, mülkünde, torpağında niye gözümüz olsun ki? Ulan bu tarlanın tapusu kimde? Ben de. Bu altınlar nereden çıktı? O topraktan. Demek ki bu altınların tapusu da bende. He, torpağın bile tapusu var, ağam da bizim yok. Gene mi aynı mesele mühteber? Tapu mapu yok, siz benimsiniz. Ay ağam. Dur. Benimdiniz. Bu yaptıklarınızdan dolayı sizi asla ve kat'a affetmeyeceğim. Baran, ben de senin ihanetini unutmayacağım ha. Çok büyük yanlış yaptın oğlum, çok. Vallahi ben kimseye yanlış yapmadım abla. Hatta hayatımda ilk kez doğru olanı yaptım. Ya siz bana gelip anlatınca başınıza bir iş gelmesin diye ben de eniştemi anlattım, ne vardı? He, iyi bok yedin. Ana, ben anlatmasam da biliyormuş, her şeyi biliyormuş Kur'an'ımı. Vay benim hırsızlarım, vay. Siz o yola gitmeye çalışırken ben dönüyordum. Ağam. Açıklayabiliriz. Neyi açıklayacaksınız Asiye, neyi? Yaptığınız düzenbazlığı mı, hırsızlığı mı, arkadan iş çevirmeyi mi, yolsuzluğu mu, neyi? Sözün bittiği yerde iş. Ne demişler? Sabahın şerri, akşamın hayrından her zaman iyidir. Sizinle ilgili kararımı sabahleyin vereceğim. Düşün önüme. Ya haydi. Geçin, geç, geçin. Hayırlı olsun baba. Aman enişte.
Sağ olasın benim oğlum. Aman Baran. Hazar. Aşkım. Günaydın. Ya aşkım 5 dakika daha uyusak lütfen. Haydi artık sevgilim kalk artık. Aşkım bugün kalkmasak böyle keyif yapsak ha. Olur. Yok olmaz. Olmaz asla. Ya aşkım Ramazan'da olduğumuzu biliyorum da. Böyle yani yan yana yatsak da yeter bana. Ama bana yetmez. Ne diyorsun karıcığım? Orucumu mu bozduracaksın bana? Ya Azar yok öyle bir şey. Ya dışarı çıksak diyorum ha. Bir yerlere gitsek. Nere mesela sevgilim? Doktora gitsek. Neden peki karıcığım? Ya senin şu içtiğin ilaçları işe yaramış mı? Onu merak ediyorum. Aha, sen desene şu sümbül teke midir nedir? O işe yaradı mı yaramadı mı onu merak ediyorum diye. Hem gitmişken senin şu spermlere saydırırız. Tabii canım tabii. Maazallah içinden bir tanesi firar falan etmiştir değil mi? İşte bu. Hadi o zaman. Ya aşkım doktor sana demedi mi bu ilaçlar bir aydan önce etkisini göstermez diye? Ama gidip baktırsak ne olacak? Hayır Bella istemiyorum. Ben seni anladım Hazar. Bu çocuk konusunda benim gibi heyecanlı, istekli değilsin. O yüzden doktora gitmek istemiyorsun. Hadi söyle. Söyle, açık açık söyle, konuş. Ben de bileyim. Tamam. Tamam, gidelim. Gitmişken de saydıralım şu askerleri. Ay aşkım. Gel buraya, gel. Vermeden önce biz savunma joker hakkımızı kullanmak istiyoruz müsaadenle. He ağam, yani bizim de kendimize göre sebeplerimiz vardı elbet. Bir izin ver de kendimizi savunalım. Hadi savunun bakalım, savunun. Daha ne martavalar okuyacaksınız çok merak ediyorum. Ağam, sen yerden göğe kadar haklısın. Yani biz senden habersiz gittik, malını kazdık, bulduk. Aldık, sakladık. Sen de hani bana, hani bana dedin tabii. Sor bakalım. Sor bakalım biz bunu niye yaptık? He, bir sor da, bir sor. Tamam ulan soruyorum. Niye yaptınız? Sürpriz. Sürpriz yapalım dedik sana. Ağam hani sen çok seviyorsun ya sürprizleri. Geceleri ben sana böyle... Ağam, hani... Biz senin tekrar gözüne girmek için yaptık. Hani şu son zamanlarda, vakitlerde senin gözünden böyle bir düştük ya. İnsan çıkamadığı bir yerden nasıl düşebilir ki ne acaba? Öyle deme. Öyle deme ağam. Biz zaten paraları sana getirecektik. Sen tifuratla uğraşma diye yaptın. Sen zahmet etme diye. Ya siz de çenenizi boşuna yormayın. Ben kararımı verdim. Karar mı? Ne kararı? Aa, yoksa sen bizi kovuyor musun? Tabii. Aa, beni kovma. Bu karıları kov. Vallahi ben ettim, sen etme. Edeceğim. Edeceğim. Öyle bir şey edeceğim ki feleğiniz şaşacak. Aa, gözünü yağını yiyeyim, bizi affet. Ettim, ettim. Sizi tenzili rütbe yapıyorum. Ne yapıyorsun? Ne? Tenzili rütbe. Artık bundan böyle bu evin hanımları değilsiniz. Irgatlarısınız, ırgatları. Anam, terfi mi aldık biz ağam? Bak. Sen ne yaptın ağam?
Yapacağımı yaptım işte. Bundan böyle benim ırgatlarımsınız. Irgat. Şimdi dost doğru çukur tarlaya. Marş, marş. De haydi. Haydi. Alan sizi yedi üç kağıtçılar. Sizi yedi arkadan iş çeviriciler. Ah, oh, bitti. Ay anam bu ne ya? Oh, oh bitti. Oh. Ay, ya karılar. Ağam sizce bize yemeği altın olarak mı verir yoksa yiğitiyle mi? Oy hala altın değil ya. Oy vicdansız herif. Ha mübarek Ramazan günü ettüne bak ya. Boş tarlayı çapalattı bize. Asiye isyan etme. Onca yaptıklarımızdan sonra abisi kapının önüne koymadı ya. Sen ona şükret. Demek bizi seviyor. Kardeşini öldüm. Karılarım benim. Konuşarak vakit kaybetmeyin. Daha kazdığınız kuyuyu kapatacaksınız. Ya nasıl kapatacağız ha? Bu Stefan Ağa'nın kara deliğinden bile daha büyük. Nasıl tıkalayacağız? Onu kazarken düşünecektiniz. O kuyuyu nasıl kazdıysanız öyle tıkatacaksınız. Ya ağam alt tarafı bir çukur. E burası zaten çukur tarla değil mi? Bırakalım dış adına yakışır şekilde kalsın ne var? Benim ırgatlarım. Böyle konuşarak iş mi yavaşlatıyorsunuz? Yok. Yok. Evet. Benim askerim. Emret komutanım. Sustur şu ırgatları. Yok yok. Başkanım yok, komutanım. Yok. Ay. Aha. Karabağ'ın koyunu sonra çıkarmış oyunu. Ay. Baba. Hey canım hoş geldiniz. Baba hayırdır? Anamlar bu sefer ne yaptı? Bu sefer boylarından büyük bir işe kalkıştılar benim oğlum. Hiç sormayın. Boş verin. Ya nasıl boş verin baba? Koskoca kadınları çocuk gibi ceza vermişsin. Hem de böyle sıcak bir havada. Ya hem de oruç ağız olacak iş mi baba? Asıl onların yaptıkları olacak işte. Ya bu kadar ne yapmış olabilirler ki? Ağaya ihanet. Ne? Sizin bu ananızlar var ya, ananızgiller. Siz onları iyi insanlar zannediyorsunuz değil mi? Bunlar düzenbaz, oyuncu, iki yüzlü. Altın kaçakçısı bunlar, altın. Baba ne diyorsun sen ya? Ya hakikaten baba ne altını ne kaçırmasını ne diyorsun ya? Sizin bu anamgil anamgil deyip de acıdığınız kadınlar var ya... onlar hazine avcısı çıktılar. Benim hazinemi çaldılar. Ya bir de senin hazinen mi var? Varmış. Ben de yeni öğrendim anamgillerden. Baba sen bize şu işin aslını astarını bir güzel anlatsan. Ne geldin de anlatayım. Şimdi bu anamgiller var ya... evet. Tutturdular çukur tarlası. Ya çukur tarla nereden çıkıyor? Yok ağadan atadan kalıyormuş da sonra bu çukuru kazmışlar. Ha bu çukuru 2 metre. Sonra içine girmişler. Ara 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 bir küp altın. Heh bak trajik o. Ambele bu şişi aldın. İlmergi bunun üstünden geçirdin. Aha aha. Tamam. Bak bunu böyle attın. An buradan bak alttan çekip çıkarttın. Tamam anladın? Anladın da biraz kafa karıştı sanki. Geçi, anan sana hiçbir şey öğretmemiş sar ha. Yo, bazı şeyler de öğretti de. Bak hele bak. Neler öğretti bakayım anlat. Ya affet. Hey siz onu bunu bırakın da iftara ne yapalım? Yok anam yeri gelinlik bunu damarlarına işledi ha. 2 dakika kaçının üstünde oturamıyor. Ya Nazgül sen bana söyle. Canına çektiyse söyle ben yaparım. Vallahi benim canım bir şey çekmiyor. Allah ne verdiyse yeriz işte kız. Ya sen hamile hamile niye oruç tutuyorsun? Niye tutmayacağım da? Allah'a şükür sapa sağlamım ben. E tamam da. Allah korusun. Ya bebe bir şey olursa? Uzak ol ağzında dilin büzüşe inşallah.
Kız niye öyle diyorsun? Herkes senin gibi nanem oladır. Ben o iki çocuğu nasıl yaptım sanıyorsun kız? Direş. He. Allah'ı var beton gibi karıdır. Hola Novyaz. Gelinler. Hola Kamilo ana hola. Hani nerede sizin kaynanalarınız? Aa, Ramazan dolayısıyla dükkanımı kapattılar yoksa? Kız hakikat. Bunlar sabah beri nerededirler ha? He? Oruç mu vurdu yoksa? Yok canım. Abim vurdu. Ne? Bana bakın kızlar. Artık onlara ana demeyeceksiniz. Vay. Niye? Çünkü artık onlar tenzili rütbe aldılar. Yani hepsi sıradan birer ırgat. Irgat? Irgat ne? Yani gelinin bir altı oluyor. Level olarak. Evet. Ay. Yazık. Halti, ne oldu ya? Niye tenzili rütbe oldu bunlar? Abime ihanettin. Vah! Oha! Kız anam sen ne diyorsun? Ne ihaneti ya? Üçümüzden mi aldatmış ağamı? Yok kız, öyle bir ihanet değil ya. Allah Allah. Ağamın hazinesini çalmaya çalışırken yakalanmışlar bunlar. İnfaz ediliyorlar şimdi de. İnfaz? Kanlar! Ne? Ağanın hazinesi mi varmış? İnanamıyorum. Büyüt et yetmediyse mikroskop getirelim Kamelya Hanım. Onunla inceleyin bari. Kalindiram, bunların hepsi gerçek, hepsi. Ya ondan şişmemiz yok Allah'a şükürler olsun. Ama kıymetleri çok büyük bunların. Maddi değerlerinden çok manevi değerleri var bunlar. Çok kıymetli. Manevi değer derken? Ya tarihi eser. Bunların hepsi tarihi eser. Ne? Bana bak. Eğer bunları satmaya falan karar verirsen asla ve kata da izin vermem buna ha. Niye satayım ki ne ya? Allah Allah. Ben bunların hepsini tutup devlete geri vereceğim. Niye satayım ki ne? Tamam. Kalender Bey affedersiniz. Kaç tane altın var burada? Ya ben nereden bileyim dinürüm. Oturup saymadım ki ne. Ama bu define avcıları eminim saymışlardır. Deyin bakalım hele burada kaç tane altın var? 9992. 9998 tane ağam. Kalan ikisi yolda, bir dahaki inşallah. Koy onlar oraya, koy, koy, koy! Vay be! Demek burada şimdi neredeyse 10.000 tane altın var ha. İnsan kim bilir bu kadar altınla neler yapar? Şşşt! Benim canlarım, ciğerlerim. Ya ne oluyorsunuz size? Bizim bu altınlarla bir işimiz olamaz. Olamaz. Hem duymuyor musunuz ne dedi Kamelya Hanım? Bunların hepsi tarihi eser, tarihi. Bravo Kalender Bey. Bu kadar altını devlete teslim etmek her baba yiğidin harcı değildir. Ülkemiz sizinle gurur duyacak. Vallahi ben malımdan da, mülkümden de, servetimden de pek memnunum. Ama ve lakin bu evde bütün bunlardan memnun olmayan bir takım açgözlüler de var, biliyorum. Aa, kimmiş ki ağam onlar? Ayşe'cim. Cevabını bildiğimiz soruları sormadık değil mi güzelim? Kalindiran, sen şimdi bu altınları alıp devlete götürür, onlara vermek istersen devlet bu altınları alır. Almakla da kalmaz, senin tarlaya da el koyar. Tarlaya mı? Oy, çukur tarladan ne esirler ki? Evet, çukur tarlaya el koyarlar. Çünkü bu tarihi eserler çıktı diye, daha da devamı vardır diye orada bir kazı çalışması başlatırlar. Aa, anartı siz de gidersiniz çalışmalara. Gider bu karılar. İnir kız ayağını. Ya Kalindiram, siz şimdi çukur tarlayı unutun. Orası muhtemelen istimlak edilecek, elinizden de alınacak. Olmaz. Çukur tarlanın benim için manası çok... Orası olmaz. Peki ne yapacağız altınları baba? Bana verin. Ne? Aha, gördün mü? Benim dündürüm. Senin hanenden de bir tane açgözlü çıktı. Yok, ben size yardım olsun diye dedim. Ben arkeologum ya, arkeolog ondan dedim. O ne? Mezarcıymış Türkmen abla, mezarcı. Şimdi sen bana bunları ver, ben götüreyim devlete vereyim. Böylesi çok daha güzel olur. Ya anneciğim, şimdi sen bu kadar altını götürüp devlete teslim etsen... ...onlar sana demeyecek mi bu kadar altın nereden buldun diye? Evet, tamam. Kalindiram'ın bir sürü
kenarda köşede kalmış tarlası var. Ondan bir tane isim söyler bana. Ben de devlete onu derim, orayı kazarlar. Kapış. Kapış. E tamam o zaman. Ben şimdi bu altınları zimmetime geçirdim o zaman. Tamam. Olur bak, o olur. Ve lakin benim bu konuya hiç güvenim yok Kamelyalı Hanım. Biliyorsun bu evin hırlısı var, hırsızı var. O yüzden pek güvenemiyorum da... senin kapına 24 saat bir tane silahlı nöbetçi koymakla mükellefim ben. Sakallı bir şey. Ne oluyor ya? Oh! Allah'ım da binlerce şükürler olsun. Bugün de orucumuzu tuttuk, iftarımızı açıp karnımızı doyurduk. Çok şükür kalendera, kesinize bereket. Fakat dünürüm, bu sizin evdeki iftar sofrası coşkusu da bana kilo aldırdı. Şu göbeğimin haline bak ya. Türk kası onlar, benim dünürüm, Türk kası. Babacığım. Ha canım. Papito. Canım. Teraviye gitmeden önce ne içmek istersiniz? Ne yapayım size? Çay, kahve? Yok benim geldim, sen zaten yapacağını yaptın. De haydi git, kendi işlerini hallet sen. De haydi, haydi. Peki. Irgatlarım. Benim ırgatlarım. Buyurun. Şöyle tavşan kanı bir çay demleyiverin bakalım hemen bize. Abi yanına bir şey ister misin? Kek, sıkma, bükme, baklava, börek, sütlü çörek... Tatlı... Tamam Ayşem, tamam. Bir sus. Sen ister misin? Yok, bir gram bir şey alacak yerim kalmadı ya. Ama çayınızı içerim. Duydunuz bakalım zilin sesini. Haydi marş marş. Bak bu Ayşe hep böyle gider işte. Yamtar yamtar böyle böyle koşar. Aferin kızım. Şimdi ipi boşa alacağım. Ana! Kız bu benim elim kadar yok ya. E tabii. Bak onun da ayakları böyle pıçık pıçık olacak. Ay, ne olmuş ne bak. Kız yeni gel on. Kalk bir çay koy da içelim. Peki anneciğim. Otur. Asiye. Sen kime emir veriyorsun ki? Yeni gel ona. O yeni gelin de sen nesin? Ya Türkmen abla sen de bir hoşsun ha. Ha bunun kaynanasıyım. Yanlış. Irgatsın. Ha buraya da mı dur? He. Oryadır, buryadır, şuryadır. Her yerde ırgatsın Asiye. Irgatsın, ırgatlığını bileceksin. Asiye'cim tebrik ediyorum. Yeni görevinde sana başarılar diliyorum kardeş. He ben ırgatım da sen nesin acaba? He ambar payesi. Vallahi olurum seni şimdi ayağımın altına koralarım ha. Hop 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 hop. Kesin kavgayı ya. Bana bakın karılar. Ağamın kesin emri var. Bundan sonra evin her işini siz göreceksiniz. Be. Ya Türkmen abla sen ne diyorsun Allah aşkına ya? Evin diyeyim her işini siz göreceksiniz diyeyim Mühteber. Haydi bir çay koyun da içek ırgatlar. Haydi! Oy. Çay nereye dur ki acaba? Şeker nerededir ki? Dur şu şeker. Ya o değil de çaydanlık nerede asıl çaydanlık? Eyle mutfakta çaydanlık gibi durursa çaydanlığın yerini bilmezsiniz helbe. Evet, benim ırgatlarım. Sizi buraya yeni isimlerinizi açıklamak için çağırdım. Açıklıyorum. Sen. Irgatım bir. Ben. Sen. Irgatım iki, sen. İki. İki oğlum, iki ya. Sen de ırgatım üç. Ağam yok artık yani, sen ne diyorsun ya? Bundan sonra böyle. Herkes numarasını ve ismini bilecek. Ya babacığım. Sence de biraz abartmadın mı? Ya evet baba ya. Yani burada duranlar anamlardır. Başkası değil. Bunlar var ya bunlar. Bunlar senin ananlar değil. Bunlar hırsız, arsız, sahtekar. Bunlar var ya servet düşmanı bunlar. Deha edin. Gidin bana ibrikleri getirin. İbrik mi? İbrik mi? İbrik.
İbrik. Dönürüm de ben abdest alacaktı, haydi. İki. De haydi. Bir. Herkes haddini bilecek. Herkes yerini bilecek. Hayır, hayır, hayatta olmaz. Kuzunu seveyim Kamil abi, çıkar şu çorabı. Çıkarmam. Ya kurbanın olayım ya. Hanımefendiciğim, hayır dedim, lütfen ısrar etmeyin ama. Üstelik ben çok gıdıklanırım. Yok, ben gıdıklamadan çıkarırım. Allah'ını seversen inat etme. Ya pidikür gibi düşün Kamil abi, pidikür gibi. Heh. He kız, ırgat. Bana bak kız, pedikür dedi de benim de bu topuklarımı birendelin. Zamanı geldi. Kamil Bey, bak ben senin kardeşin sayılırım. Öyle utanmayacaksın, sıkılmayacaksın. Yok, hadi çıkar. Hanımefendiciğim, teşekkür ederim ama rica edeceğim. Bırakın artık ayağımı ya. Yok Kamil abi, ben senin ayaklarını yıkamazsam aferin sepet gibi kapının önüne koyacak, alamıyorsun. Olur mu canım öyle saçma şey? Aa, yapmaz kalender mi öyle şey? Yapmazsınız değil mi dünürüm? Yaparım. Benim ırgatlarım benim dünürüme en iyi hizmeti verecek. Ama yani ne saçma bir durum bu. Peki ben buyurun tamam ama. Allah razı olsun. Bir. Kavmi! Karıcığım açıklayabilirim. Bu ne hal? Ne yapıyorsun sen? Yoksa sen de mi ağa oldun? Olur mu Nişe karıcığım? Tamamen Ayşe Hanım'a bir böyle iyilik mahiyetinde ben. Böyle iyilik mi olur? İrgat gibi çalıştırıyorsun şu kadını. İrgat'ım ben zaten Kamil Hanım, sıkıntıyım. Birinin bu duruma dur demesi lazım. Evet, evet bitirelim. İrgatlarım benim, toparlanın. Bu kadarmış, de haydi. Allah razı olsun Kamil abi. Gel abla. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çık. Olacak şey değil. Tövbe estağfurullah. Haklısınız. Olacak şey değil. Hakikaten abdestimiz yarım kaldı. Irgatım bir. Irgatım iki. Irgatım üç. Buyurun. Bir şey mi istedin ağam? Yok canım, sadece sizi denemek istedim. Bakalım isimlerinizi öğrendiniz mi, öğrenmediniz mi diye merak ettim. Ama yeter daha. Ağam, biz senin karılarınız. Ya sen bize böyle ettikçe biz çok üzülüyoruz. Kahroluyoruz. Öyle mi? Bana ne? Bana ne? Bunları beni soymadan önce düşünecektiniz. Ama ağam sen de da. Sen bizi sevmiyor musun? Sevmiyorum. Sevmiyorum. Asya bir dilini tut, bir dilini tut. Asiye kardeşim, hani cevabını bildiğimiz soruları sormuyorduk? İyi de yani bu daha ne kadar sürecek böyle? Ben dur diyene kadar. Eğer beğenmiyorsanız ahanda işte kapı. İsteyen istediği zaman çeker gider, naş naş. Ya biz sana ne ettik ağam? Ya kıyma bizi ağam et. Tamam kafamı ütülemeyin. Madem gitmiyorsunuz o zaman öğlene kadar odalarınızı boşaltıyorsunuz. Ağam, bizi kovuyor musun? Kovmuyorum. O zaman odalarımızı niye boşaltıyoruz? Sebep şu ki, bundan böyle hanım ağa olmadığınıza göre hanım ağa odalarını da işgal edemezsiniz diyorum. Ağam, nerede yatacağız biz? Irgathanede. Irgathanede mi? Ben artık servet avcılarıyla, toprak düşmanlarıyla aynı odalarda uyuyamam. İstediğim yerde uyuyacağım bundan böyle. Ben tekrar özgürlüğümü ilan ediyorum. Ben kedimi Seyhan Nehri'ne atacağım yakında artık. Ayşe, sen var ya sen.
beline bir ip tak, kendini suya at. Sonra da bu karılarla birlikte bir daha çıkmamak üzere bat. Görüyor musunuz ağamı? Bizi kovmaktan beter etti. Alın başınızı gelin diyeydi, daha iyiydi. Ne diyor zaten abla? Bizde şu kadarcık onur, gurur var mıdır ya? Adam sabahtan beri ha kapı orayadır, ha kapı orayadır deyip duruyor. Biz kene gibi yapışmışız herife. Gitmeyiz de gitmeyiz diye kıçımızı yırtıyoruz. Ya çok merak ediyorum. Bir kalender ha bir günde üç ırgatı kaç kez kovabilir acaba? Yok hanım, yok. Bu devrim böyle devam etmez. Bu duruma bir hal çaresi bulmak lazım gelir. He, lazım gelir, lazım gelir de nasıl? Ha ne edeceğiz? Ağamızın dediğini yapacağız. Baba evine geri döneceğiz. Sahma. He ya? Öğlene kadar odalarınızı boşaltın dedi. Biz de hepten boşaltıvereceğiz odaları. De haydi. Haydi. De haydi. Yürü. Aşağı yürü. De haydi. Benim dönürüm. Ramazan'da en sevdiğim şey bu biliyor musun? Sabırla beklemek. Balık tutma. Doğru diyorsun kalender abi. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Ben de Boğaz'ı özledim. Hatta bazı hafta sonları Galata Köprüsü'ne giderdim. Oradan atardım oltayı. Böyle bütün gün balık tutardım. Oh, ne güzel olurdu. Sabahtan akşama kadar. Öyle mi? Evet. O kadar özlediysen İstanbul'a git diyeceğim ama ayıp olur diye bak demiyorum. Bu cümleyi senin kurman daha doğru olur. Nasıl ya? Yani şöyle ki ne? Ya benim canım İstanbul'a gitmeyi çok istiyor. Kendime bir yoldaş arıyorum demen lazım mesela. Yani? Yani benim dünürüm. Beni de Boğaz'a götürür müsün demek istiyorum ben sana. Çok yaşadın onu ya. Vallahi anlamadım ya. Buradan gideceğimiz aklıma gelmedi. Latife ediyorum, latife. Efendim anneciğim. Alo. Hazar Uşo. O baban olacak herif oraya mıdır? Evet anneciğim, ne oldu ki? He. Söyle o. Artık bir süslü asiyesi yoktur. İstediği olmuştur. Ben gidiyorum. Niye anne, nereye gidiyorsun? Gidiyor mu? Ver ver ver. Ver. Orgatım üç. Doğru mu anlıyorum ben? Gidiyor musun? Heh, gidiyorum. Ben babamın evine gidiyorum. Aferin sana ya, aferin. Ulan var ya, bu karıların içinde en mert olanı senmişsin biliyor musun? Verdiğim bu kararı sonuna kadar destekliyorum. Git, git. Peki ötekiler? Onlar da gidiyorlar mı? O kadar merak ediyorsan aç da kendin sor. Oh be. Yani ne demek oluyor bu? Kaldı iki. Baba, hayrola ne oluyor? Ya oğlum uzun hikaye ya. Of, of. Ha, anam arıyor. Ha. Alo ana, buyur. Ha bana bak. Sen o babana söyle. Onun ilk göz ağrısı bu tatlı mühteber yok artık. O ne demek ya? Bana bak. Oğlum, ben ağa kızıyım ha. Ben bu zamana kadar kimseye kendimi ezdirmedim. Bu vakıttan sonra da kimseye kendimi ezdirmem. Bundan sonra kalender malender yok benim hayatımda. Ya ana, bu işlere beni hiç karıştırmasanız babama vereyim telefonu. Ne diyeceksen de ya. Hayo! Bu vakıttan sonra ona söyleyecek tek bir lafım yok. De haydi eyvallah. Ya ne oluyor benim oğlum? Anam da gidiyormuş baba. Gördünüz mü? Kaldı bir. O da çok bekletmez diyordum ki ne? Aha işte. Alo? Irgat'ım iki, dinliyorum. Aa! Ne oldu, hayırdır? Biraz geç aradın. Ben anladım ki bu küçük Ayşe'nin kalbinde küçücük yeri kalmamış. O kadar büyümüşsün ki seni çıkarmam epey bir uzun sürdü. Atınca da bu beden bir çuval gibi söndü ağam. Deme yahu. Ha, ama merak etme.
kalbimi de bu boş odaya bırakıp gidiyorum. Madem gidiyorsun niye ağlıyorsun? E ağlıyorsan niye gidiyorsun? Hem ağlarım hem giderim. Hakkını helal et, kadersini aldım. Kaldı sıfır. Allah! Ya bugünü tarihe kaydedin ya. Bugün benim özgürlüğümü kazandığım ve de zincirlerimden kurtulduğum gündür. De haydi oğlum, de haydi. Bir an önce gidek de anancına yetişeyim. Siz de bilet mi alacaksınız, ne edeceksiniz artık? Yapın da bir an önce şunları bu evden göndererek. Benim dünürüm Arzu karşında bekar ve de hür bir insan var. O sebeple beni istediğin zaman İstanbul'a götürebilirsin. Ne zaman gidiyor Boğaz'a? Kamille Hanım beni ne zaman ararsa o zaman gidiyoruz. Ağzım bal yesin. Toparlanın. Anneciğim, şimdi siz gerçekten gidiyor musunuz? He, gidiyoruz. Kızlanan bıkmadınız mı ya? Sürekli gidip gidip gelirsiniz. Türkmen abla, vallahi bu sefer sona. Gidişimiz olacak ama dönüşümüz olmayacak. Vah! Ana o nasıl laftır öyle ha? Tövbe diyesin. Tamam da sen de ağlayıp durma ha. Ha bir karar verdik, sonuna kadar gideceğiz peşinde. Haydi, hakkınızı helal edin karılar. Haydi. Kız bunlar daha düne kadar birbirlerine kuyusunu kazmıyor muydu ya? Haydi, hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Hadi haydi. Düşmanları sınır dışı ettik, kurtulduk. Ya baba ne yapıyorsun Allah aşkına? Açar mısın şu kapıyı lütfen? Ya kapıyı açayım da tekrar güzelim konağımın istilasına müsaade mi edeyim, etmem. Aç bari biz çıkalım. Peki, yalnızca ikiniz beni takip edin. Anne yine ne bahanesi? Hiç konuşma Uşan. Biz kararımızı verdik. Sen benim biletimi aldın mı? Yok, almadım. Sebep? Ciddiye almadım da ondan. Görüyor musun Mehteber abla? Ha kendi doğurduğum uşak bile beni ciddiye almayı da ağam nasıl alsın? Kaan Uşan, bari sen bırak beni şu garaja. Tabii yani bırakırım da. Oğlum, beni de Halep'e kadar bırakabilir misiniz Şubat? Halep'e mi? Otobüsle gideydin Ayşe. Gidemem. Irgattım ben, param yok. Kız sen ne ki takıllı çıktın başıma ya. Niye para almadın yanına? Ya siz ağama tepkimizi ortaya koyacağız demediniz mi? Ben de kişisel ve şahsi tepkimi ortaya koyarak bir çöp bile almadım konaktan çıkarken. Kendini de almayaydın Ayşe. Ya neyse, haydi binelim arabaya. Artık kim nereye gitmek istiyorsa bırakacağız. Tamam tamam, biz alırız. Abi yerleşemedin Ayşen, çekil. Geç anacığım, geç. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Kız Ayşe. Kardeşim selamünaleyküm. Kız bir rahat dur be. Ya 40 yılı başı bir dışarı çıkmışım, halkımı selamlıyorum. Yasak mı? Selamünaleyküm. Ay Allah'ım yarabbim. Yasak mı? Selamünaleyküm. Kız gel buraya, gel. Ay iyi günler kardeşim. İyi günler abla. Bağ Artvin'e bir bilet. Üzgünüm abla, veremem. Sebep? Otobüs yok da ondan. Hiç mi yok? Var. Var ama günde bir kez. O da sabahları kalkıyor. Sen istersen yarın gel. Ay ben böyle işim ya. Kardeşim, Halep'e otobüs kaçta? Savaş var orada abla, savaş. Buradan Halep'e otobüs kalkmıyor artık. Ana,
İsterseniz evimize gidelim. Babamla konuşur bir orta yolunu buluruz ha. Savaş var diyor. Halep'te savaş. Savaş var diyor. Kime ne ettim de başıma şu iki tane karıyı verdin sen ya? Ya ben kimin günahına girdim, kimin davuna kış dedim ya? Ya hiç insan kadın ki işi baba evine iki tane kumasıyla gider mi? Tövbe tövbe. Uy Mehteber abla ne söylendin ya? Tamam kalmadık senin konağına. Ben aldım zaten biletimi. Yarın sabah gidiyorum artık yine. Mehteber abla. He. Halep'te savaş çıkmış biliyor musun? Otobüsler kalkmıyor oraya. Siz yollar açılınca gideceğim ben de. Yalnız bu gidişle sen biraz zor gidersin Halep'e Ayşe Ana. Niye? Ortadoğu'da savaş bitmezdi ondan. Mehteber abla. He. O zaman ben sana emanetim artık. Beni iyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, zenginlikte, fakirlikte koruyup kollayacağını söz veriyor mu? Tövbe zor attım ya Resulallah. Tövbe tövbe. He. Söz veriyorum. Mehteber abla? Ha benim ne suçum vardır? Ha bu ambar faresininki candır da benimki patlıcan mıdır? Ben o neden ayırdım? Sen zayıf halka seçildin Asiye. Gidebilirsin yarın Artvin'e. Yok Asiye, yok sisli Asiye'm benim. Seni ben sana hiç ayırır mıyım kız? İkinize de kalbimde de, konağımda da yer var. Tamam de, sırnaşmayın. İyi o zaman, siz kendinize iyi bakın, bize müsaade. Haydi. Haydi. Yolunuz açık olsun. Allah'a emanet olun. Leyla. Haydi geçelim. Haydi. Dur abla ben alırım seninkini sen zahmet et. İyi o zaman. Haydi. Mehteber abla akşama ne yeriz? Yasak bölgeye giremezsin. Allah, şimdi yandık işte. Son duanı et, hayın düşman. Kalender Bey. Kalender Beyciğim. Atasyon. SOS. Help. Kamila. Ne lan, son duan bu mu şimdi senin? O vakit günah benden gitti. Kamila. Ne oluyor? Haydi asker, bırak o tüfeği elinden. Bırakmam. Emrediyorum sana, bırak tüfeği. İndirmem. Ben sadece kalender komutanımdan emir alırım. Ötesini berisini de tanımam. Korkut. Sen beni tanımadın mı? Kimi? Beni, yayla gülünü. Yayla gülü. Sen misin? Tabii ya. Başka kim olacak? Tehlikeli sularda yüzüyorsun karıcığım. Sen misin? Korkut sen beni kıracak mısın? Seni kıracağım ama bu dümdüğün kafasını kırarım daha iyi. Ay pamuk şekerim. Hadi bırak o elindeki tüfeği. Ama ben görev başındayım yayla gülüm. Yayla gülüm. Sen neden babanla gelip beni istemiyorsun? Vallahi mı? Vallahi. O vakit sen beni bekle, ben hemen gidip geleceğim yayla gülüm. Komutanım.
Karıcığım, hayatımı kurtardın benim. Kamil, ben de hayatımı tehlikeye attım ama kocacığım senin için değer. Kırın beni. Komutanım. Ne oldu benim askerim? Ben senden izin istiyorum benim komutanım. Memlekete gidip geleceğim. İzin mi? Niye ki ne? Hayırlı bir iş için babamla görüşeceğim de benim komutanım. Hayırlı bir iş mi? Ha. De bakalım bana neymiş o hayırlı iş? Kız isteyeceğiz komutanım. Kız mı isteyeceksiniz? Abi. Kız öyle mi? Ha. Benim askerim öyle nöbet yerini terk edip izine gidilmez. Bunun için yazılı emir kağıdı gerekir. Yazılı emir kağıdı çıkarana kadar nöbet yerine marş marş. Emredersiniz komutanım. Allah'ım ya Rabbim ya. Gene babamın devreleri yanmış. Ya kim karıştırdı gene bu adamın aklını ya? Gelin, hoş geldiniz benim oğullarım. Hoş bulduk babacığım, hoş bulduk. Ne oldu? Gönderebildiniz mi sonunda ananızı? Vallahi seni pek üzmek istemezdik baba ama gitmediler. Ne? Gitmediler mi? Ne yaptılar peki? Konağa geri mi döndüler? Yok babacığım, yok. Rahat ol sen. Baranlara gittiler. Baranlara mı? Ya biliyordum gidemeyeceklerini. Onlar buraya hayatta terk edemez. Öyle değil hayatım. Otobüs bulamadıkları için gidemediler. Ulan size yazıklar olsun lan. Allah sizi bildiği gibi yapsın. Otobüs bileti bulamadıysanız otobüs de mi yoktu? Otobüs kiralasaydınız. Otobüs kiralamıyorsanız helikopter kiralasaydınız. Uçak kiralasaydınız benim oğlum. Ya daha olmadı ne bileyim tren satın alsaydınız. Hele sen lan, hele sen. Tutup karılara otel almayı biliyorsun da sen kaç yıllık anana bir tren alamadın mı benim oğlum? Dümbük oğlum. Siz ne biçim evlatlarsınız lan? Siz var ya. Kim verdi lan sizi benim başıma? Abicim, sence dedemin hastalığı genetik mi acaba? Oğlum vallahi dedem bir, Müslim amcam iki, babam üç. Yani yavaş yavaş geliyor galiba. Aha, dörtte benim. Hiç gülme kız, seninki de beş numara. Ya abi. Kızlar, kızlar, kızlar. Bu işi de mi isterim? Aa, kız. Yoksa öyle bir haber vardır nedir? Aha, sıkı tutum söylüyorum. Evet. Annemler memleketlerine gitmemişler. Paralarda kalıyorlarmış. Sen manyak mısın? Ha? Müjde diye gelip verdiğin habere bak. Bir de bizi böyle telaşlandırıyorsun müjde diye. Siz sevinmediniz mi? Vallahi dünya üzerinde böyle bir habere sevinebilecek tek kişi sensin Belo. Yani öyle söylüyorsunuz ya. Ya valla salak budur iş ha. Kızım şimdi yine gelecekler. Üçü birden tepemize çökecekler. Ne? Sen de bunu gelip bize müjde diye yetiştiriyorsun aklı sırtında. Ha kızlar. Aşk böyle bir şey işte. Ne kadar kılsan da, kırılsan da bırakıp gidemezsin. Bir yanın git dese de kalbin yine sevdiğin adamın yanında olmak ister. O nereye? Sen oraya. Ne? Şair karıştı. Annemler de işte böyle aşık babamı. Onlar babamı bırakıp hiçbir yere gidemezler. Tıpkı senin Hazar'ı bırakıp hiçbir yere gidemeyişin gibi değil Belo. Biz bile gönderemedik bunu ya. Aynen öyle. Belo. Çık.
Müsellim abi, bu çok iyiymiş ya. Tabii ya, ben yaptım. Şimdilik sizinki kablolu, benimki wireless. Amca! Hasan amca! Hey! Oho! Uçmuş bunlar. Abi, ne oluyor ya? Ne oluyor? Elektrikler mi gitti? Ne oluyor? Ben geldim, ben. Anam! Benim yeğenim gelmiş. Hoş geldin. Ne etti kız? Vallahi bir öyle uğrayayım dedim ama aynı yaptığınızı bilmiyordum. Besleniyordum. Biliyorsun, müzik de ruhun gıdası. Ne oldu bal çiçeğim? Ne oldu benim balım? Ne oluyor? Ne oldu amca? Ya işte ben de onu soruyorum. Ne oldu? Ayrılmışlar. Eyyuh! Ay senin gözünden de hiçbir şey kaçmıyor Hasan amcaya. Doğru mu bu? Evet, öyle oldu. Kim kimi terk etti? Ay ne fark eder amca ya? Sonuç olarak bitti işte. Çok önemi var. Eğer sen onu terk ettiysen yapmıştır bir eşeklik. Ama eğer o senin elini bıraktıysa vallahi dağıtırım buraları. O terk etti. Allah! Şimdi ben onun... Dur amca, dur. Ya belki bu benim için daha iyi oldu. Bu karar benim hayatımı bambaşka bir yönde etkileyecek. Etkileyecek ama... sadece seninkini değil. Ya Allah aşkına bırak şu kahinliği kör Hasan. Amca, biliyor musun ben konservatuara gitmeye karar verdim. Abu! Ya sen asla üzme olacağım benim güzel yerim Allah. Ya bilmiyorum ama kendim için artık bir şeyler yapmak istiyorum. Belki de Ferhat'ın beni terk etmesi iyi bile olmuştur. Yok. O başka, bu başka. Amca, ben gerçekten üzgün değilim. Ya bırak bu gururu benim güzel yeğenim. Ha, benim amcam. Gideyim şunun yüzüne böyle iki tane çakayım. Kimse benim yeğenimi üzemez. Elbet cezası kesilir. Yeğenim, nasılsın gözümün nuru? Çok şükür dayıcığım, iyiyiz de. Anamların durumu malum işte. He, Allah'ıma Kur'an'ıma çok üzülüyorum ha. Sağ ol dayıcığım, sağ ol. Biz de işte ne yapalım? Yeğenim, bak hele ne diyorum. Hazır ana kadro buradayken. Akşama ma ile bana iftara gelin lan. Olur dayıcığım, biz geliriz de. Babamın geleceğini pek sanmam. Ya sen ona ne bakıyorsun? Ben eniştemi ikna ederim. Siz ma ile gelin ama herkes ha, konakta kimse kalmasın. Tamam dayıcığım, anladım ben. Mesajın gerekli kişilere iletilecek, merak etme. Bak hele, herkes dediysek çobanlar gelmez. Tamam dayıcığım, tamam anladım. Hadi iyi günler, iyi günler. Hadi selametle, selametle. Ya hazır anamlar, dayımlardayken bizi akşam iftara çağırıyorlar. Nazgül, sen fazla yorma kendini. Akşam iftara dayımlardayız. Oturayım o zaman. Oturunuz. Oh. Oh. Buyur benim yeğenim. Enişte nasılsın? İyiyim benim yeğenim. Bir vakittir hiç bu kadar iyi olmamıştım. Ne oldu benim karılar senin canını şimdiden bezdirdiler öyle mi? Yok eniştem yok. Onlar benim misafirim ya başımın tacı. Aman dikkat et de tepene binmesinler. Yok yok merak etme. Enişte bak hele ne diyorum. Akşam bana ma ile iftara gelin. Ne diyorsun? Allah razı olsun da maalesef gelemem. Niye de? Prensip meselesi. Bir daha aynı bataklığa sürüklenmek istemiyorum. O evden? O karılar gittikleri vakit ilk iş sana geleceğim söz. İyi madem eniştem. Sen ne dersen o ha. Tamam hadi. Teklif var ısrarı yok. Selametle. Oh, oh. Ulan hayat ne güzel, ne güzel. Bana ne dedi, ne dedi, ne dedi? Akşama gelecek mi iftara?
Kız sana ne ya? Ya herif bizi evden kovmuş, sen hala neyin peşindesin be? He, salak. Ne dedi? Vallahi Nuh dedi, peygamber demedi. Uy, domuz herif. Ben de vur. Karılar, aklımda deli sorular. Oy sevsunlar. Kız senin aklın var da içinde de deli sorular mı varmış? Yok Asiye, bir dalaşma bana. Bir, biz ağamı gerçekten terk ettiysek iftara gelmesini dört gözle neden bekliyoruz? İki, biz ağamı gerçekten terk ettik mi? Üç, bu bir oyun mu? Dört, akşama ne yiyeceğiz? Cevap! Kız geliyor beş kardeş şimdi ha. Oh. Oh gelin Ram. Bakıyorum keyfin pek yerinde. Hoş geldiniz benim dünürlerim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, havanın tadını çıkartıyorsunuz ha? Ben sadece havanın değil, şu hayatın tadını çıkarıyorum benim dünürüm. Oh maşallah kadınlar gitti ya. Huzura erdiniz artık. Yahu ne huzura ermesi, ne rahatlaması ya. Kuşlar gibi hissediyorum kendimi. Yani şimdi buradan bir kanat taksam var ya, karşıdaki bulutlara kadar böyle böyle uçar giderim. Ama yok kelindiram, hiç uçamazsın çünkü kadınlar gitmemiş. Balla söyledi, bu akşam bizi iftara davet etmişler. Sizi davet ettiler. Ne yani, sizi davet etmediler mi? Ettiler. Ama ben o davete icabet edemeyeceğim. Aa, ama olmaz. Yani eğer siz gitmezseniz biz de gitmeyiz. Ne işimiz var değil mi Kamil? Kesinlikle karıcığım, haklısın. Aa, size ne oldu böyle Kamelyalı Hanım? Oruç başınıza neyin vurdu? Siz benim tarafımı mı tutuyorsunuz? Ben takım tutmuyorum. Peki Kalender Beyciğim, hani siz de karılarınıza biraz fazla yüklenmiyor musunuz? Yani sonuçta hepsi sizi çok seviyor, bunu biliyorsunuz. Bilmiyorum. Nereden bileyim? Onlar beni sevseydi ihanet etmezdi. Bak benim dünürüm, işte de evlilikte de en önemli şey nedir biliyor musun? Güven. Ben onlara olan güvenimi kaybettim. Doğru o yani. Tamam. Ama ne olacak böyle yani? Bekar mı kalacaksınız? Kim? Ben. Kalender bozuk, bekar. Niye ya? Hep bunu istemiyor muydunuz siz? O karılar varken öyleydi. Ama görün bakın, bayramdan sonra öyle bir düğün yapacağım ki herkes görecek gününü. Aa, nasıl ya? Bir tane daha mı? Yok artık, yapamazsınız. Yapmayın ya kelindiram. Doğru söylüyorsunuz, yapamam. İki bayram arası düğün olmaz, haklısınız. Ben de Kurban Bayramı'ndan sonra patlatırım bombayı. Nasıl yani? Dördüncüyü mi alacaksınız? Yok, birinciyi. Ah, tamam, ben anladım seni. Sen birisine nikah kıyacaksın. Maşallah, vallahi kelindiram maşallah. Tabii yontma taş devrinden cilalı taş devrine geçtik. Hatırlat bir ara sana. Vallahi da billahi de madalya takacağım. Ya resmi nikah nereden çıkarıyorsunuz Kamelyalı Hanım? Bakın, bu üçünü böyle alıyoruz, koyuyoruz şöyle bir elimizin önüne böyle bir züp. Buf. Of. Sonra yeniden başlayacağım. Bir, iki, üç. Yok artık canım, olur mu öyle şey ya? Doğru söylüyorsun. O kadar da olmaz. Latife ediyorum. Benim karı dırdırından kafamda saç kalmamış. Aynı hatayı bir daha yapar mıyım? Yapmam. Öyleyse bundan sonra bekarlık sultanlıktır deyip vur patlasın, çal oynasın. Sabahlar olmasın. Yaşasın tek eşlilik. Evet. Nenen ölsün, sar gelin aman, sar gelin aman, sar gelin aman. Suna yari. Beşir'im. Şş, Ferhat, bak hele. Buyurun Selim amcacığım. Asıl sen buyur. Lan sen kimsin ki benim yeğenimi ortada bırakacak ha? Cevap ver. Cevap ver.
veremezsin tabii. Neden? Çünkü beni delirttin. Ama sen dur. Daha bu başlangıç. Bak ben sana neler yapacağım. Kız Dilan, senin bu ayağın iyileşmedi mi daha? Çok mu kötü? Yo, iyiyim aslında. He. E ne oturup duruyorsun o zaman? Evine gelmişiz 40 yılda bir misafir. Hiç umurum değil maşallah. Ha vallahi insanın evi gibisi yok. Şimdi biz kendi evimizde olsak gelinler fir dönerdi etrafımızda yeminle fir. He. Karılar. Dilan bu evin kızı, gelini değil canım. He. Şirin de bizim evin kızı ama etrafta 4 taneyi maşallah. Yalan mı? Salaksın, salaksın. Şşt. Asiye doğru söylüyor vallahi. Aman Allah yüzüme bakmış da bozmuş bu işi maazallah. Az kalsın gelinim olacaktı. Ha bunun bu tembelliğiyle biz bununla çok didişirdik ha. Kız, Dilan. Kalkıver sen canım. Kalk hadi. Kalk şu sofrayı sen kur da nasıl hizmet edilirmiş görsünler. Daha iyi. Götürün, 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 götürün. Ne getirdiyseniz hepsini götürün. Ben kuracağım sofrayı. Servisler değişecek. Çeyizliklerimi çıkarın sandıktan. Kız ne bakışıyorsunuz öyle? Nerede işinizin başına? Hadi, 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 hadi. Oy şuna bak kız. Nasıl da kurum kurum kurumlanıyor. Ama daha bizi tanımıyor. Öyle de. Gör bak sen ben onu nasıl oynatacağım. Ben senin dağları dermeni istememiştim ki. Sadece aşkına sahip çıksaydım bana yeterdi. Ama yapamadım be Ferhat. Beceremedim bunu. Girebilir miyim? Gel ben gireyim. Şirin, şey biz gidiyoruz. Gerçi sen gelmesin ama yine de haber vereyim dedim. Hayırdır yengenin nereye gelmezmişim ben? Duranlarının konağına iftara davetliyiz de. Ha, hemen mi gidiyorsunuz peki? Aha. Baran seni de davet etmiş ama gelmezsin biliyorum. Ay o zaman ben de hazırlanayım hemen gelirim siz de beklersiniz değil mi? Ne? Gelecek misin gerçekten? Niye gelmeyeyim ki? Yani hem ailecek gidecekmişiz hem iftara davetliyiz. Bence bir sorun yok. İyi o zaman. Kapıda bekliyorum abinlerle. Tamam. Bunlar ne ki? Atı kaplama mı bunlar? He Ayşe. Ne sandın canım? Ya ağa kızı bu, ağa kızı. Öyle sizin gibi parçalı bohçalı olacak değil ya çeyizi. Değil mi canım? Da bize laf sokmaya yer arıyor ha. Ablam. Ay canım. Altın varaklı su takımlarını mı getireyim? Yoksa gümüş varaklıları mı? Aa, zümrüt işlisi yok mu? Aa, olmaz mı? Hemen getiriyorum. Hepsini getir canım. Hepsini. Ne oldu Ayşe? Abim, hayırdır? Seninki de geliyor muymuş iftara? Ah, keşke.
Keşke ama gelmez. Gelse şaşarım zaten kenef gözlü. Öst kız! Cennet gibi gözlere kenafir denir mi hiç? Allah çarpar Allah'ıma. Hem niye gelmez biliyorsun Zahar. E niye olacak abi, ortada değil mi? He Allah'ıma tam ortada duruyor. Sana gıcıklığından gelmez. Vay 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 vay, gelenlere bak gelenlere. Ya siz hoş geldiniz. Sağ olasın kardeşim. Hoş gördük dayıcığım. Gel yeğenim. Nasıl hala? İyi kurban. Hoş geldin yenge hanım. Hoş gördük. Merhabalar. Bu da sizin. Ya thank you very much. Niye zahmet ettin? Ya elimiz boş gelmeyelim dedik. İyi yapmışsın, iyi. Dilan söyleyeyim de çiçekleri. Dilan! Gerek yok. Çağırmayın, gerek yok. İyi. Geç, buyur buyur geç. Teşekkür ederim. Sen hoş gelmişsin gülüm. Seni yaradana kurban olayım. Geldi ya lan. Uyan, uyan. Ya az sonra ezan okunacak. Uykuya tutturdun orucu. Günahtır. Al, orucunu açarsın. Sağ ol abi. Kimi? Ya daha okumadı. Ağam bana ne oldu? Tıt, yanlış soru. Ne oldum değil, ne olacağım diyeceksin bu hayatta. Ağam ben anlamadım, ne olacağım? Ben sana anlatacağım biraz sonra. Sen merak etme. Bende. İyi ki ağam, ne oldu? Ya yok bir şey. Seni yemeğe çağırıyorum. Özel misafirim olacaksın. Yeme! Ezandan sonra ben sana yedireceğim. Kamelyalı Hanım ne yaptın ettin? Altınları götürüp teslim ettin mi bizim yüce devletimize? Ha, yok ya. Götürecektim. Benim bir işim çıktı. Yarın halledeceğim ben onu. Ben de o iş, sen ben de bil yani. Nasıl yani? Niye ki ne? Halleder abi, halleder o. Ben hallederim değilse halleder. Biliyorum benim bacım. Hallederim dediyse halleder. Biliyorum, biliyorum. Ya sevgili dinlerim, aslında hazır yeri de gelmişken siz de bazı şeyleri halletseniz diyorum artık. Ne gibi ne? Nasıl yani? Neyi halletmem gerekiyorsa sen söyle, emret, hemen hallederim. Estağfurullah efendim, o ne demek? Ama hani çok da büyük şeyler istemiyorum yani. Şu asker ağam meselesini halletseniz bana yeter. Babama mı diyorsun? Evet yani. Bugün yine tüfeği dayadı başıma. Dayadı. Allah Allah. Ya adamın kafa yeri gitmiş diyorum. Amnezi diyorum. Ne yapayım? Atsan atılmaz, satsan satılmaz. Benim dünürüm. Hem sen de biliyorsun elindeki tüfek oyuncağı. Vallahi orası hiç belli olmaz dünürüm. Öyle diyorsunuz. Sonra birden patlayıveriyor. Tamam tamam. Hallederik onu, hallederik. Oho. Benim dünürüm. Çok geç olmadan hadi gidek de şu teravih namazımızı kılıp geleş. Sayın ve sevgili Kamelyalı Hanım, acaba sizden rica etsem de bizim abdest almamız için ibriği getirebilir misiniz? İbriği. Ne? İbrik. Ben mi? Evet, siz. Yok de benim ibriği ya. Git al camide abdestini. Bana ne ya? Sizin böyle feodal düzeninize biat edemem ben yani ha. Celallenmeyin. Kamelyalı dünürüm. Şaka yaptım, şaka. De haydi ya benim dünürüm, de haydi. Maşallah, maşallah. Şuna bak, bir de benimle dalga yapıyor.
Allah Allah. Yunak asker ortada yok. İnşallah da firar etmiştir. Hop! Oh be! Sapık dayıyı da atlattım. Çok güzel oldu. Oh, şimdi biraz altınlarla oynayayım. Gel bakayım, neredesin sen? Oy! Ha, tamam. Of, çok da ağır ya. Baba! Evet. Ay ne güzel bunlar, ne güzel maşallah, ne güzel. Bir güzel selfie çekelim şimdi bunlarla. Şimdi bunları camianın en yaygaracı kadını Aysel Su'ya göndereyim de bir havam olsun. Şimdiden dergilerdeki manşetleri görebiliyorum. Evet, aylardır kavuşmak istediği tarihi eserlere kavuştu. Bu ne ya? Çok sıradan oldu. Hiç bana yakışmaz, olmadı. Başka bir şey. Camilla Öztürk. Güzel olduğu kadar arkeolog da. Hemen göndereyim. Geç kalmayayım. Havam olsun havam. Hop hop. Ne yapıyorsun? Bak be, buradayım, burada. Bak. Aa! Aa ben! Ay her halimde bir asilim, bir güzelim ben. Maşallah bana. Neyse. Bak! O mesajı kimseye atmayı düşünmüyorsun, değil mi? Düşünüyorum. Saf mısın sen acaba, ha? O altınlar kaç milyon dolar edersen biliyor musun? Kaç? Ne yapıyorsun? Bir de hesaplıyor musun? Aa, bir ben daha. Aa, ne güzel, ben Yunus Emre gibi bir kadınım. Bir sürü ben var benden içeri maşallah. Tekerleme söylemeyi bırak da şu altınları alıp kaçmaya bak hadi. Kaçmak mı? Hayır, hayır. Bir kere o öyle bir şey yapmaz. Sen sakın dinleme onu. Nedenmiş? Avrupalı değil mi o? Avrupalıyım ben, evet. En büyük Avrupalı benim yani. Heh, o zaman Avrupalı gibi davran. Kaçır şu eserleri yurt dışına. Hayır, hayır. Sakın böyle bir şey yapma. Sen Anadolu kadınısın. Anadolu'ya sahip çık. Hayır, Avrupalısın. Avrupalıyım ben, evet. En büyük Avrupalı benim yani. Bak, diğer Avrupalılara bak. Buradan çaldıkları eserlerle Louvre'u doldurdular. Sen de onlar gibi ol. Batılı davran, paraları çok kala. Para mı? Önemli olan tarihtir. Para değil. Önemli olan paradır. Tarih değil. Tarihtir. Paradır. Tarihtir. Paradır. Yeter be, başımı şişirdiniz. Bir susun. Ben susarım ama o susmaz. Sen Anadolu'ya sahip çık. Avrupa'ya sahip çık. Anadolu'ya. Avrupa! Anadolu'ya. Avrupa'ya sahip çık. Gidin başımdan gidin ya. Ben ne yapacağımı biliyorum. Hadi gidin bakayım. İstemedim ben sizi. Anam, ellerize sağlık. Vallahi yemekler bir harika olmuş. Nazgül, afiyet olsun. Bal şeker olsun kızım. Allah bereket versin. Her şey çok güzeldi. Yani, bana biraz yalan geldi ama neyse. Ha, pilav da lapaydı sanki. He Ayşe, lapaydı. Ha, lapay olmasaydı kim bilir kaç tabak daha götürecektin canım. Ya Mütebir abla. Sen benim lokmalarımı mı sayıyorsun? Yok ya. Estağfurullah ana. Affet mübarek olsun. Sağ ol baranım. Yedik içtik, Allah arttırsın. Sofrayı kuran kalmışsın. Dayıcığım, yemek bittiğine göre senin bir ifadeni alayım mı ha? Bakalım ifademi alacakmış. Ne demişler? Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. Vay kardeş. Sattın abi ne 2 dakikada? Tamam lan. Önce dayım, sonra sen. Allah'ına kalk hele kalk. Kalk şunun terasta ifadesini ama.
Hanımlar da kafasını dinlesin. Azıcık özen gösterin ya. Ağzınla iş yaparsan olacağı. He. Madem o kadar biliyorsun, kalk da kendin topla o halde. Bırakın. Ben toplayacağım. Sen ne diyorsun, öyle tek tek mi toplayacaksın? Evet. Ya bırak Asiye, bırak. Bir kere de toplamayı beceremiyorsun, ne yapsın? Yo, beceririm aslında. Daha. 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 Gel hele gel. Can çıkar huy çıkmaz dediklerini bu sanırım. Kız gel gel gel. Evazi o kadar yüklenme ya. Ya afetim olsaydı şimdiye kadar toplamıştım olsaydı çoktan. Ebru afet kolay yetişmiyor tabi. Ay! Vırıldım. Kız Allah Asiye, bunlar altın varaklı olanlar mıydı? Yok ya, zümrüt kakmalı mıydı? Kakmalı, kakmalı. Nazar çıktı, nazar. He, o nazar daha da girmez bu eve. Ben sağ diyeyim, şu kırılanlara baksana. Ağlama kızım, ağlama. Ağlama ama toplarız, boş ver. Geçmiş olsun. Ağam, neden böyle yapıyorsun? Bilmeden bir kabahat mı işledim? Söyle bakalım. Şirin'i neden terk ettin? Ağam öyle icap etti. He. Yani sen şimdi benim yeğenimi bir kağıt mendil gibi buruşturup kenara fırlattın. Ağam yemin ederim ben bir şey yapmadım. Kötü bir şey yapmadım ağam. İsteseydin yapacaktın yani. Yok ağam. Ağam deme bana. Sus! Ne oluyor burada ya? Ne oluyor? Oh! Çok şükür. Çok şükür mü? Ya dışarıdan bağırış çağırış sesleri duyunca Amerikalı bilim adamları abime işkence yapıyor sandım. Yo, Adanalı bilim adamı bu adama işkence ediyor. Sorması ayıp ama neden abi? Yahu dokuz kusurlu hareketin dokuzunu da yaptı bu Ferhat insanı. Ya çok affedersin ama abi ne yapmış olabilir ki? Yoksa bu da Faysal gibi yalancı mı çıktı? Yoksa bu da taksitle karımı kaçırmaya çalışıyor? Yani öyle de denebilir. Vallahi mı? He. Ya abi ayıp ne yapayım sen ya? Bırak Allah aşkına onu. O senin hakkın değil. Bu benim hakkım. O iş bende. Çekilsin. Bu benim için. Ah. Bu kaçırmaya çalıştığım kız için. Dur. O da öldüren bütün karılar için. Sus. Dur ya. Ya öldüreceksin çocuğu. Kadın kadındır. Çiçek senin babandır. O neydi bu? Oh be! Oh ulan, oh ya, oh! Bekarlık sultanlıkmış meğer. Bekar bekar. Şöyle rahat rahat bir yatayım. Ulan eskiden bir tanecik odam yoktu, şimdi üç tane birden oldu ya. De, hangisinde kalayım? Bugün günlerden ne? Cuma ertesi. Ayşe'nin günü. Onun odasında kalayım. Onun odası da bastırma neyin kokuyordur şimdi, çemen kokusu filan. Olsun, düzeni bozmayak. Ne
işler de gitti ha. Ağama. Allah Allah. Bu Ayşe bana mektup mu yazmış ne? Evet. Aa, bu sana son mektubumdur. Bak sen şuna ya. Sanki bana daha önce mektup yazmışlığı var da. Nasıl ki pastırma çimensiz olmazsa Ayşe'm de sensiz olmaz bilersin. Kaderin oyununu bozağım. Boz da kavuşalım tez zamanda inşallah. Tövbe tövbe. Dua mı etmiş, beddua mı? Belli değil. Yok yok, bu mektupla burada uyunmaz. Hemen İsa Asiye'nin odasına gidelim. Bir mektup daha. Mektup yazmak yeniden moda oldu galiba. Bunları yüzüne söylemek isterdim ama Allah seni bildiği gibi et sunam. Sünün gibi avradını ırgadın ettin ya. İnşallah bu yatak bensiz karabasan olsun sağ. Yok artık Asiye ya, yok artık ya. Neyse Allah'tan Asiye hiç olmazsa direkt beddua etmiş. Yahu benim kızım kötü laf döner dolaşır sahibine geri dönermiş. Ben en iyisi müteber odasına gideyim. O okuma yazma bilmiyor işte Elsa. Neyse, burası temiz çıktı. Yani rahat rahat uyuyak. İnşallah müteber. Bilirim, özlersin ben. İşte o yüzden sana özel bir veda etmek istedim. Bu şarkı benden sağ gelsin. Ağam. Allah belanı versin. Allah seni kahretsin. Bana gelen sana gelsin ya. Yuh. Yok. Yok. Yok babam yok. Bu evin hiçbir yerinde rahat yok bana ya. Bu karıların varlıkları da bir bela, yoklukları da bir bela. Bela. Benim gelinim bela. Koş gel yetiş. Efendim babacığım ne oldu? Dur dur yok bir şey. Olan bir şey yok. Kızım benim. Sen git benim yatağımı getir. Sen şuraya şurada fosur fosur bir uyuyayım. Yer yatağında mı yatacaksın? He. Babacığım bir sürü boş yatak var. Yok kızım. Boş yatak da yok, boş oda da yok. Anaların gittiler ama kahırlarını da bırakıp gitmişler. Hiçbir yer yok. Yatağımı getir. Allah rızası için getir. Peki babacığım, peki. Hemen getiririm yatağını. Getir. Getir de uyuyak. Aşkım, hayırdır ne oldu? Ya... Aşkım, Kalender baba zor durumda. Neden ki? Hiçbir karısının yatağında yatamıyormuş. Onları yataklarını girince kahroluyormuş. Aşkım, emin misin? Aha, kendi söyledi. Yer yatağı yapacağım ona. Allah Allah. Benim babam karılarını özlemişim. Enteresan. Belli ki çok özlemiş. Düşünceli karım benim.
Allah! Ay bismillah. Kaan! Ne oldu? Ya ben de onu diyorum, ne oluyor ya? Senin bu oğlun bütün gece beni tekmeledi. Aha en sonunda da yataktan attı be. Eş ol eşe. Gülme kız, vallahi kıçım acıdı ha. Oy. Tamam tamam, gülmem gel. Yok kızma Mustafa, ne yapsın? Alışık değil her gece babasıyla yatmaya tabii. He, ondan diyorsun yani. He, ondan diyorum. Haydi, alışır o elbet. Ben bunları odasına götüreyim, sen de rahat rahat yat. Hadi cimmiler kalkın. Şş, yok yok bırak, zaten sabah oldu. Sen bunları kaldır, yedir. Sonra biz ikimiz seninle çıkalım. Aa, nereye? Ya nereye olacak, doktora? Ya üf, yine mi? Niye? E güzelim, bir bebeğimize baktırmayalım mı? Bir senin önceki yarana baktırmayalım mı? He? Ya kan, Allah'ım yarabbim, daha yeni gittik ha. Ben iyiyim, bebek de iyi. Merak etme sen. Allah Allah. Sonra gideriz. Hem hastane kokusu benim midemi bulandırıyor. Ey peki, sen ne diyorsan öyle olsun. Ama bak, öyle evde olur olmaz her işe koşturup kendini yorup beni de sinirlendirmeyeceksin. Tamam mı? Güzelim ben. Hı? Ya sen beni böyle sevmeye devam et. Vallahi tövbem, an bir şey olmaz ha. Ay sıcak. Şu havaya bak ya, şu yeşile bak. Yahu meğerse ben ne güzel yerde yaşıyormuşum da haberim yok. Karılar olmayınca burası bir cennet bahçesine dönüyor maşallah. Allah'ım nazardan saklasın inşallah. Türkmen bacıma bak ya. Niye öyle oturuyor ki üzgün üzgün, süzgün süzgün. Gidip bir halini hatırını sorayım şundan. Türkmen, benim bacım. Aa, ne bu böyle? Oturmuş düşünüyorsun tek başına kokuma kuşu gibi. Hiç. Nasıl hiç ya? Baksana, evin azılı belaları gitmiş. Evde bir sükunet, bir huzur hakim. Sen böyle oturmuş tek başına eşeleniyorsun. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ki abi kusura bakma ama sen ne kadar nankorsun ya. Ben mi? Öyle mi? Niye ki ne? Ya abi, evin azılı belaları gitmiş dediğin karılar seni ne kadar çok sevip, ne kadar çok bekliyorlar. Senin gözüne girmek için ne kadar çok çabalıyorlar. Ama senin hiç umurunda bile değil. Çünkü sen onları sevmeyin, onları beklemeyin ki. Ya benim bacım, bizi her sevene biz nasıl sevelim ki ne? Abi sen sevgi arsızı olmuşsun ya. Bulmuşsun da bunu. Ah ah, ben ne yapayım? Beni kimse sevmiyor ki. Ha senin derdin şimdi anlaşıldı. Sen o Faysal patisi yüzünden defansa geçiyorsun böyle. Ne defansa abi ya? Defansa geçecek atak mı bıraktınız adamda? Ben artık erkeklerle ilgilenmeyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. O ne biçim laf kız öyle? Ağzından çıkanı kulağın... Şşş, öyle deme, öyle deme. Bak abi, benim artık aşka inancım kalmadı. Yaşadığım o derin, o fırtınalı, o büyük aşktan sonra ben artık hiçbir aşka inanmayayım. Aşk bana göre değilmiş be abi. Vallahi. Yani sen şimdi kocaya varmak istemiyorsun öyle mi? Yok. Evlenmek istemiyorsun öyle mi? Yok yok, tövbeler olsun, istemeyeyim. Olmaz öyle şey. Olmaz. Ben illaki seni evereceğim. Evereceğin mi? Ha evereceğim. Nasıl evereceğin ki sen abi? Abi sen bana birini mi buldun? Tanıdığımız birisi mi? Nasıl üçlüye vücuttum abi? Saçlı sakalı var mı? Abi bak bu baklaması var mı abi? Bak bu sefer de ters yüz geç çıkmasın ama abi ne olursun. Ya kızım. Bulacağım dedim, buldum demedim. Öyle birini araştıracak, bulacak. Ne demek abi ya bulacak? Ne demek bulacak? Adamı parayla satın mı alacaksın? Adamı kafasına silah mı dayayacaksın benimle evlensin diye? Ha? Adamı heves, bu hevesi olarak mı getireceksin? Ya kızım sakin ol. Sakin ol ya, bir dur, delirtme beni. Dur. Abi, bak abi ben sakin makin olamam. Bak, peşin peşin konuşayım abi. Evinden benim kocam olarak çıkacak adam papyonuyla, damatlığıyla çıkacak. İşte o kadar. Ah.
Ya benim ağzım lal olsaydı da bunları demeseydim sana ya. Yeter be, yeter be hanım bacım ya. Zaten bir sürü işim gücüm var. Zaten karılar gibi bir huzur gelmiş çene. Ettin gene huzurumun içine. Sen öyle mi? Sen koca istemiyorsun öyle mi? Çok belli oluyor maşallah. Cemil! Ha Cemil! Ne yapayım canım? Aç kadın indi. Biyaf dedik, eli kolay yetişmiyor ki. Şimdi hiç vakit kaybetmiyorsun. Cümle Türkmen aşiretlerine haber salıyorsun. Hatta sadece Türkmen aşiretlerine değil, civar köylerdeki Türkmen, Türk, Arap, Kürt, Laz, Çerkez, işte aklına ne geliyorsa cümle aşiretlere haber sal. Peki ya. Dur lan! Nereye gidiyorsun? Neyin haberini salacağını söyledim mi ben sana? Benim sazanım, Cemil'im. Demedin am. Kusura kalma. Ben ne söyleyeceğim bu aşiretlere? Diyeceksin ki, Galender Ağa hanesinden kız verecek. Her kim ki Galender Ağa'ya dünür olmak istiyor, tez vakitte kapısına gitsin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Dur! Bitmedi. Yalnız bu haberi benim ağzımdan değil, fısıltı gazetesi yoluyla yayacaksın. Yani el altından. Bu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Merak etmeyin ha. Merak etmiyorum zaten de haydi. Cemil. Buyur abi. Bir şey diyeceğim. Unuttum. De haydi, de haydi, de haydi. Türkmen kafa bırakmadın adamda ya. Oo benim güzel kardeşim, ne yapıyorsun burada tek başına? Ne yapayım abi ya, öyle dinleniyorum. He, dinlen, dinlen de böyle dinlenerek afacanların sayısını yükseltemezsin. Benden sana abi tavsiyesi. Dalga geçme abi ya. Yok oğlum, ne dalga geçmesi? Bilakis dalga geçmiyorum, senin sorununu sahipleniyorum. Ne dedi babam? Kardeşine el at dedi. Aha ben de buraya onun için geldim. Sana el atacağım. Nasıl olacakmış o iş? Seni öyle bir yere götüreceğim ki, öyle bir yere götüreceğim ki, gör bak sonra nasıl erkek olacaksın. Nasıl ya? Anlamadım abi, nereye götüreceksin? Ya anlamayacak bir şey yok oğlum. Seni direkt kamurana götüreceğim. Yani yabancı değil. Ben hep gidiyorum, aramızda kalsın. Fakat var ya, insanı bir rahatlatıyor. Bir rahatlatıyor Azar. Yemin ediyorum kuş gibi oluyorsun ya. Oha! Elin kolun boşalıyor. Böyle sanki havada yürüyorsun ya. Abi ne diyorsun sen? Ne rahatlatması, ne Kamuran? Hani sen bırakmıştın bu işleri ya? Ne? Ben deli miyim oğlum Kamuran'ı bırakacağım? Kamuran olmazsa ben ayakta duramam, yaşayamam bile. O yüzden sana da şiddetle tavsiye ediyorum, seni de götüreceğim. İtiraz yok. Hazara da mı götüreceksin? Olmaz. Katiyen izin vermem. Oğlum çok rahat. Bildiğin gibi de. Vallahi. Çok şükür. Kavruk al şunları. Doğru, ben de biberleri kıyacağım. Oo, men. He sen? Kız, yüklü karının patates doradı nerede görülmüş? Eğer kim kanaman iş buyurduğunu duysun, o zaman gör bak sana neler yapıyor. Sok kopsuz. Tövbe yarabbim tövbe. Sanki sabana koşacağız ha. Kızlar, kızlar. He kız buyur, hayırdır ne var? Kamurun kim? He şarkıcı ya. Ya onu demiyorum ya. Ya kimi diyorsun kız Direş? Senin kocan rahatlamak için sürekli gittiği yer. Vah! Ne? Sen ne diyorsun? Kız! Elmas gitti, şimdi de Kamuran geldi. Aha. Bir de utanmadın, Hazar'a da götürmeye çalışıyor. Ya Direş, senin ağzın ne söylüyor ha? Öyle yoka konuşup da benim her şeyimi çıkarttırtma. Kaan yapmaz öyle şey. Emin misin? He, eminim. Kaan değişti artık ya. Yani gayet iyi gidiyor. Sabahına benim başımı falan okşamıştı. Kızımdan balları alması yakındır, ho ho. Ya bu konu erkeklerinin ne bitmez libidosu varmış ya. Libido? O nedir kız? Bile çile gibi bir şey değil mi? Ha doğru, çilesi bitmiyor. Ya ne yapacağız? Vallahi ben sizi bilmem ama ben böyle oturup kalacağım. Hiçbir şey yapmaya niyetim yok. Aha bu bünye ikinci bir skandalı asla kaldırmaz. Nazgül sen ne diyorsun? Ne diyeceğim ya? Kızım ben hamileyim, hamile.
O karıyı tutup da ne yapacağım? Gideceğim kendimi bir daha vuracağım. Anam! Atamız almıyor. Anam! Ama küçükçüğümü sen orada laf dinliyorsun. Ben sana demedim yat uyu diye. Benim küçük çocuğumun psikolojisini bozdunuz daha doğmadan. Sus! Yok artık ya. Gözüm uyumayacaksın. He, gözü yamayacağım. Yok, olmaz. Ya neydi? Bu konakta kaynanalarımız vardı. Yeri göğü inletiyorlardı be. Hey, ne oldu? Dımdızlak ortada kaldılar. Ne yapalım? Biz de mi dımdızlak ortada kalalım? He, biz de mi susalım? Yok, asla. He, hem neydi? Yılanın başını küçükken ezmek lazımdı. Vallahi Afet, seni tebrik ediyorum ya. Bak, Afet çok haklı. Eğer şimdi bir şey yapmazsa sonradan hiçbir şey yapamayız. Kız anam, bunlar bir yere gidiyorlar ha. Aha! Bak! Vah! Bak, Kamuran'a gidiyorlar işte. Demiştim size. Hadi yürü kızlar, peşlerine düşeceğiz. Vallahi size iyi düşmeler. Ben hiçbir yere gelmiyorum. Göz görmeyince gönlü katlanırmış. Ya Nazgül, kendine gel Nazgül, kendine gel. Senin hormonları ayara kaçtı herhalde ya. Hadi kız, yürü, yürü, yürü. Ya ben gelmeyeceğim. Yürü, yürü. Vay 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 vay. Kız. Oğlum, bana sende korkular hatırış. He? Kız sen neler biliyormuşsun böyle? Maşallah, maşallah. Benden korkmayın kızlar. Bana inanın. Hadi bismillah. Lan! Eller havaya! Sus, bağırma. Korkut. Ay Korkut, sen beni tanımadın mı? Benim, benim. Yayla gülü ben. Yayla gülü. Sen misin? Ne yapıyor burada kız? Ay, ben de seni arıyordum seni. Hani babanı gönderip beni istetecektin? Aşk olsun, kandırın. Yok, ben komutanla konuştum. Yarın gelip seni isteteceğim yayla gülüm. Haydi sen şimdi içeri git, merak etme. Olmaz. Yarın çok geç. Niye ki ne? Benim babam başkasına verecek. Başkası mı? Hangi başkası? Kim başkası? Nasıl başkası? Yoksa o yanındaki uzun saçlı kartoroza mı verecek seni korkarım sanırsam? Evet, ona verecek. Beni hemen kaçır. Olur. Tamam, ben seni kaçırayım o zaman. Tamam ama şimdi kaçır. Tamam, o vakit. Allah bismillah. Aa, Korkut, ne yapıyorsun sen? Seni kaçırıyorum yayla gülüm ya. Aha, dur dur. Bir dakika, ben seninle kaçacağım. Yanındaki elini tutup kaçacağım. Sen ben çeyizimi al. Çeyiz? Ne ki ne? Kim ki ne? Bu benim çeyizim. Çeyiz. Bak, bu da Korkut insanı. Ha, merhaba. Ha, bunu alacağım. Evet. Tamam, tamam. Ama ağırmış ha yayla gülüm. Hadi gidelim. Düş peşime yayla gülüm. Elini tutayım. Tut elimi. Tamam. Hadi gel bakalım. Gittik. Hadi bakalım. Abi burası ne ya? Ya oğlum sen dış görünüşe ne bakıyorsun? Önemli olan işlevi, işleyişi. Ya boş ver, hadi biz geri dönelim. Ya yürü gel ya. Sen hele bir Kamuran'la tanış da ondan sonra bak bakalım hayat görüşün nasıl değişiyor. Kamurancığım! Kamurancığım! Heh. Canım nasılsın ya? Vallahi çok özledim ha. Yazıklar olsun sana Hazar, yazıklar olsun. Yüzünü yürü
geldiler. Oruç ağız demeden, Ramazan demeden karının yanına geldiler ya. Hadi yürüyün kızlar, dale dale dale. Dale? Nereye kız? Ya nereye olacak? Baskın ha? Vah kızım, sen niye kocana böyle şeyleri yakıştırıyorsun ha? Belki kadınla sohbet etmeye geldi. Ya Nazgül. Ne Nazgül? Drejde sokupsuz. İşte Kamurancığım. Ahan da benim kardeşim Hazar. Hoş gelmişsiniz. Derdi ne kardeşini? Ya onun şeyi az. Aklı? Yok yok, aklı çok şükür yerinde de. Şeyleri az işte. Neyleri? Ya afacanları, askerleri az. Yani çocuğu olmasını istiyor, bir türlü olmuyor. O kolay canım. Onu hallederiz. Haydi. Soyun. Haydi. Soyun mu? He? Oğlum korkma ya, bir şey yapmayacak, muayene edecek. Hadi oğlum, yeni gelin gibi nazlanma, soyun. Ya ama... Haydi. Haydi, haydi. Haydi, haydi. Hadi soyun, haydi. Kalk. Evet. Hadi. Bunu hadi. De geldik işte. Ne yapacağız şimdi? Karılar. Bence ayak polisini çağıralım ha. Biz hiç yüz göz olmayalım, klas olalım. Yok olmaz. He olmaz. Bak aklın yolu bir. Haydi geri dönelim. Ya öyle değil Nazgül. Biz kendimi gireceğiz. Ha, polise karıştırmayacağız. Kız nasıl gireceğiz oradan ha? Anahtar deliği de geçeceksin Ruhe. Ya her şey ben anlatacağım. Ya kapıyı kıracağız, kapıyı. Aa, sen boşayacaksın Hazar'ı. Yok. E niye o zaman baskı yapar gibi içeri giriyorsun kız? Kız böyle şeyle hiç yüz göz olunur. Ay vallahi ben daha dayanamayacağım ya. Yürüyün geri gidelim. Kız Nazgül ne emekleyip duruyorsun ya, Mehmet'e yeni kesilmiş bebek gibi. Ya haydi haydi kaçıracağız. Yok kızım ne yapayım ha. Adam seneler sonra ilk kez gözümün içine bakarak konuşmaya başlamış. Ya ben kocamı kaybetmek istemiyorum. Ya ben de istemiyorum Nazgül, ben de istemiyorum. O yüzden de yaptın da aklansın, utansın istiyorum. Lütfen Nazgül, yanımda ol. Ha? Ay yok. Bakma öyle koyun gibi. Bir düşüneceğim ben bunu. Ya abi beni düşürdüğün hallere bak ya. Şişt, söyleme bakayım. Neyse başımıza iş almayalım da. Almayacağız oğlum, almayacağız. Bak sonra bana çok dua edeceksin. Abi onlar ne? Göreceksin oğlum, dur bakalım bir sabret. Haydi uzan bakayım yere. Neden ki? Beline bakacağım. Muayene edeceğim. Belime mi? He. Ya benimle ne ilgisi var? Cahil işte, ne olacak? Halk arasında beline kuvvet diye bir laf var, duymadın mı sen hiç? Evet, duydum. Oğlum demek ki olay belde. Hı? He? Atalarımız boşu boşuna mı etmişler o lafı, he? Hadi uzan. Oğlum hadi uzan, yat yere de. Hadi. Kamuran abin duble yol açsın senin afacanlara, he? Haydi. He. Buldum. Neyi buldun? Bir de kanıklı. Ama merak etme. Birazdan hiçbir şey inanmayacak. Adana Mersin otobanı gibi yapacağım buraları. bir de kaymış. Kim kaymış? Ne kaymış? Adamın şakülü kaymış. Deme. Dedim bile. Ama merak etme. Oturtunca hiçbir şeyin kalmayacak. Aman Kamuran durma, oturt yerine haydi. Yok ben vazgeçtim, istemiyorum. Oturtmayın hiçbir şey. Olmaz. Pilavdan dönenin kaşığı kırılır. E kaşığın kırılınca ne olacak? Değil çocuk yapmak. O işi bile yapamam. Ya abi. Ya oğlum bir dur abi, abi Allah kahretmesin ya. Yemin ediyorum güceneceğim ha. Kamurancığım sen de affedersin, çocuk cahil bilmiyor işte. Korkudan yapıyor Allah'ım. Kim? Benle ne korkması canım, ne alakası var ya? E bırak öyleyse kendini. Rahatla. Kamuran'a güven. Gevşe. Gevşe. Tut, tut elim, tut. Oh. 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 Oh.
Nazgül. Düşünmedin mi hala? Ay yok. Bakayım. Ay. İyi be, tamam. Haydi yürüyün. Reis. Abi yavaş kapat. Kapıyı kapat. Yavaş kapat. Yok gülüm, ben o namda demedim ya. Ya ne manada o zaman? Baksana, tak tak sesler gelip belli ki içeride tadilatlar. Biz hiç rahatsız etmedi, haydi gidelim. Hayır, ben hiçbir yere gelmiyorum. Ya bitmedi mi ya? Oluyor, oluyor. Oluyor, az kaldı. Dayan. Yok artık ya. Hadi içeri gidelim. Dur bacım, dur. Öyle yeniden olmaz. Bakın karılar, gün bugündür. Güçleri birleştirme günüdür, tamam mı? Hepimiz bir oluyoruz. Kapıya omuz atıyoruz, yıkıyoruz. Ama ben hamileyim. He doğru. O hamile. Ben o zaman bak, olay bizde. İkimiz de tamam mı? Sana güveniyorum. Tamam, hazırım. De, öte git, öte git, öte git. Geç. Kaçacağız hemen. Dur. Evet, ver. Üç deyince. Evet, kız bir an oldu. Bilmiyorum. Kamuran, asıl sen kimsin? Üstünden oturduğun adamın karısıyım. Ya ne işin var orada? Aşkım, gerçekten açıklayabilirim. Bence de açıklasan iyi olur, pazara. Merhaba kocacığım. Merhabalar. Kolay gelsin abi. Sağ ol bacım, sağ ol. Hoş geldiniz. Ya Kamuran, işte bunlar da bizim afacanlar. Değilsiniz değil mi? Geçin bakalım. Geç, geç. Ya yenge bir şey soracağım. Ya Allah'ın sen ne sandın ya? Ya sen her ay gidiyorum, çok rahatlıyorum deyince... Şey sandım. Ne sandın? Ya konağı. Kamuran. Aha. Bıyıklı Kamuran. Aha. Benim kumama. Aha. Ya. Oğlum hadi çalıştır da gidelim şunu ya. Anahtar yok. Yok. Nerede? Şey aşkım, biz arabayı çaldık. Ama ben hemen çalıştırabilirim. Yapıyorsun. Aha. Aha kabloları çıkardın. Aşkım ne yapıyorsun? Oldu galiba. Evet. Aha. Vallahi çalıştırdın lan. Helal olsun benim karıma. Bravo ya, sokakta yaptı ha. Hadi hazır mısınız? Haydi. Hazır mısınız? Uçma ya. Hadi kızlar, inin daha anamlara yetişeceğiz. Ya onlar hakikat gidiyorlar mı? He vallahi daha otogara gideceğiz işte, uğurlayacağız oradan.
E bize gelseydik ya. Yok yok, siz eve gidin, biz gidelim. Sonra geleceğiz. Hadi. Demek Kamuran kuma ha? Ya Hazar ya. Hadi oğlum hadi. Yürü yürü kız. Kız bir de gülüyorsun ha. Senin yüzünden rezil olduk. Yürü dreş. Kuma ya. Hakkını helal et Mötebir abla. Ya helal olsun, o nasıl söz? Hani senin gideceğin yere otobüs yoktu Ayşe? He yok da ben araba buldum bir tane. Nasıl buldun? Abin karısı değil miyim? İnadım inat, ne diyeceğim, iki kanat benim de sonuçta. He. Hadi gel bir sallayayım sana kız. Ablam. Allah. Bize evini, ocağını açtın. Sağ olasın. Hakkın ödenmez. O nasıl söz? Asiye. Aramız kayrımızı var kız bize. Yollarda dikkat edin değil mi? Merak etmesin. Kız Ayşe. Abla. Bak sakın yollarda otostop neyin yapmaya kalkma he mi? Yok tövbe. Yani Allah bilir birbirimizi bir daha ne zaman görürüz. Ama ben sizi özleyeceğim. Ben de. Evet ben de. Hani siz ilk geldiğiniz vakit adınız Kuma'ydı ya. Böyle bir sinir neyin olduydum ben. O vakitler size eziyet ettim. Kötü davrandım. Ama hani kanım kaynamadı da değil ha. He abla ya. He. Ne günler yaşadık birlikte. He. Çok çok kumalar olduk ama değil mi Mütebir abla? Yaş. He. Mütebir abla. He canım. Ben sana bir şey diyeceğim de kızma olur mu? Yok kızmam. Şimdi sen bizim peşimizde ağamın yanına gitmezsin değil mi? He abla. Gitmezsin değil mi? Kız o nasıl söz öyle? Ya ağam bizi ırgat eyledi. He. Evden kovdu. He. Ben hangi yüze gideceğim? Tövbe. Tövbe tövbe. He, doğru dedim. Haydi arabanızı kaçırmayın. De haydi. 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 Kuma ver. Gitmek istiyor musunuz gerçekten? He oğlum he. Ben kararımı verdim. Evet ben de verdim. Kesin bilgi yayabilirsiniz.
Valizleri de verdim. Eh, bizi unutmazsınız artık. Yok be Uşağım. Evlat unutulur mu hiç? Ya siz elimizde miydiniz bizim be yavrum? Kan, seni götürüp ben bağladım biliyorum. Ana, bak tatile gidiyorsun sonra gelip seni alacağım, tamam mı? Yok oğlum, yok. Daha da dönmem ben. Haydi. E ben de. Hadi gidin. Hadi gidin. E hadi. Hadi gidin. Oğlum. Oğlum. Kara oğlum. Hadi dikkat edin lan. He, siz de dikkatli kullanın ha. Hadi gidin. Hadi gidin. Ayşe'cim, ambar faresi. Kaldık mı baş başa? He, kaldık vallahi. Kız hakkını helal et. Az dövmedim seni. Kim? Sen mi beni dövdün? Asıl ben seni dövdüm be. Sen hakkını helal et. Kız baba, benim tepemi tasını attırma. Atsan ne olur? Gelsin de ayağa oturursun şuraya. Baba. Asıl sen baba. Ayşe, kaşınma. Kaşınıyorum. Kaş, kaşsana. Kaş ucuma, kaş ucuma. Ay güzel bacım benim. Kız Asiye, gider ayak ne güzel kavga ettik değil mi? Tadı damağımda kaldı vallahi. He, öyle vallahi benim de. Hakkını helal ettin mi? Ettim. Sen ettin mi? Ettim mi? Ettim dedim ya. Kız nikahlanayım biz, vedalaşayım biz. Ben bir bok anlamadım. Haydi kas alacaklar. Sen de kas alacaklar. Hadi gidelim. Kız çantayı unuttun ya. Allah seni. Hadi gidelim. Dikkat et. Sen de. Hadi gidelim. Benim dünürüm dinle, mutluluğun sessizliğini dinle. Duyuyor musun ki ne? Bu kadınlar sizi şair yaptı dünürüm. Ya, sessizlik derken? Sessizlik işte. Ahan da bozuldu işte. Birinci ırgat emir ve görüşlerinize hazırdır. Komutanım. Vallaha mı? Vallaha.
Yani ırgat olmayı kabul ediyorsun, öyle mi? He, diyorum ha. Dile benden ne dilerse. Bak, öbür karıların dayanamayıp çekip gitti. Ben geldim. Metebir abla. Neşe? Aşk olsun Metebir abla. Yemedin içmedin, konağa koştun sen. Ah! Ay, olur mu öyle şey Ayşe? Yani ben bir şeyimi unuttuydum, almaya geldim. Senin ne işin var burada? He, ben de şeyimi unuttum da. Neyini? Ağamı. Ah! Oy, kumalar. Oy, ben biliyordum zaten bu akazik atacağınızı. Bir ben bilmiyormuşum demek ki ne. Ya Kalender Beyciğim, siz de artık karılarınızı affedin ya. Görmüyor musunuz ne kadar çok seviyorlar sizi? Ya bunun kıymetini bilin. Sevgi öyle kolay bulunan bir şey değildir. Diyorsun. Tabii canım. Mutluluk sevmekte değildir, sevilmektedir azizim. Diyorsun. Evet yani ya. Hele o zaman. Ver müsaadenizi rica edeyim. Sağlığına kurban olsun. Korkut dur ya. Yapıştın elime ha. Bıraksana sen ben. Ya bırak elimi, bırak ya. Ha, bırakmam yayla gülü. Ama hadi bırak da sen git bilet al. Ne bileti? Niye ki ne? Neden ki ne? Ama sen beni kaçırıyorsun ya Korkut. Kaçıyoruz biz seninle. Bilet al haydi. Otobüs bilet. Tamam. O vakit sen burada dur, bekle. Ben hemen gidip geleyim yayla gülüm, tamam? Tamam. Daha nereye alayım bileti? Nereye istersen al Korkut. İstanbul'a gidek mi? Gidek, gidek. Tamam, sen burada bekle. Aha yayla gülü, aha yayla gülü. Evet, neredesin sen bakayım? Ben sözleştiğimiz yerde tam da burada bekliyorum seni. Tamam, tamam, geldim. Haydi, ne yaptın? Tekneyi ayarladın mı? Ayarladım tabii ya. Benden kaçar mı? Aferin sana. Nedir bizim kaçış planı? Anlat ya, ne duruyorsun, bakıyorsun yüzüme bönbön. Haydi, kiroki miroki yok mu ya? Ne kiroki miroki, ne kiroki? Ya böyle teferruatlara ne gerek var? Sen Kıbrıs'a geçeceksin, oradan da Malta'ya geçeceksin, tamam? Tamam be, anladım. Ne tamam tamam diye. Haydi bak Korkut, insanı buralarda yakalar vallahi bizi. Gidelim biz haydi. Araba baraba yok mu? Yok mu arabam be? Ya aha cip orada duruyor. Geçmin hadi. Bırak! Benim küvalimden sana ne? Bırak bakayım, ben götürürüm onu. Düş peşime sen. Hadi gel. Bak bak, taşıyamıyorsun işte, gel. Bırak dedim ya, benim çuvalım bu. Ya vallahi gel, ucundan tutayım. Taşıyamıyorsun, gel gel. Tamam, hepsini tutma. Heh. Yavaş be, yavaş. Yapışma çuvalıma, ucundan tut. Benim çuvalım bu. Ayakkabıları çıkarıyoruz tekneye binerken. Ne kıymetli teknen varmış be, tamam. Ver bakayım. Yavaş! Düşüreceğim çuvalımı, yavaş! Ya ne kıymetli çuvalım varmış be! Sana ne be, sana ne? Tut, tut beni. Bırak, bırak, bırak çuvalımı. Yolcuyu aldık kaptan. Demir alabilirik. Evet kaptan, demir alabilirik. Haydi, go, go, go! Bakalım bu denizin dalgaları nasıl köpürüyor. Haydi kaptan ya, go, go, go! İstikamet nereye bayan?
ne işin var burada? Asıl senin ne işin var burada Kamelyalı Hanım? Ocakta yemeğim var. Açıklayabilirim. Sayın Kamelyalı Öztürk, gerçek bir Türk vatandaşı ve de bu geminin kaptanı olarak seni tarihi eser kaçakçılığından, iyi niyeti suistimalden ve de vatana ihanetten tutukluyorum. Kalender açıklayabilirdim. Çok geç. Ocakta yemeğim yandı benim.